CHP genetiğinde başörtüsü düşmanlığı var ifadeleriyle yorumlandı. Evet sevgili izleyenler, e, Engin Altay'ın bakışı bu. Bakın e, fotoğrafın tamamında da diğer konuklarla da görecektiniz ama burada bir başka CHP'linin önündeki kız çocuğuna bakışı veya onun gülümsemesini görüyorsunuz. Engin Altay'ın talihsizliği büyük bir ihtimal... Nereden benim önüme başörtülü bir e, genç durdu e, rahatsızlığı var? Yüz ifadesine bakar mısınız? Biz bu hallere düşecek parti miydik? Biz bu hallere düşecek miydik? Yani bizimle aynı kareye giren başörtüller var e, hissiyatını çok rahat görüyorsunuz. Aslında bu sevgili izleyenler bu bakış CHP'nin millete bakışını, millete inan, milletin inancına, tarihine geleneklerine bakışını gösteren bir yüz ifadesi. Hani jest ve mimikler çok önemlidir iletişimde. Jest ve mimikler. Engin Altay bu fotoğrafı mesela danışmanlarına, imaj makerlarına, NLP uzmanlarına sorsun. Nasıl okuyacaklar? Aynı kare aslında daha büyük bu kare. Bu standta, ya daha doğrusu, bravo evet bu kareden bahsediyorum. Bakın bu karede sevgili izleyenler hiç kimsenin yüzü asık değil. Ortada e, İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu var. Eşi hanımefendi var. E, hepsi gülüyor. Yani bu karedeki gençler belediye başkanı dahil herkes gülüyor. Gülmeyen tek bir isim var Engin Altay. Çünkü bakın e, Engin Altay'ın hemen yanındaki CHP'li e, vatandaş da gülüyor. Gayet mutlu. O da gülüyor çünkü onun önündeki yavrumuz, gencimiz başörtülü değil. Ama Tek gülmeyen, suratı asık, nereden düştüm ben buraya, bu talihsizlik ne der gibi bakan bir isim Engin Altay. İşte e, fotoğrafın tamamına da baktığımız zaman herkes gülerken, gülücük dağıtırken bir tek Engin Altay'ın suratı asık. Çünkü onun talihsizliği gördüğünüz gibi önünde başörtülü bir e, gencimizin olması. O gencimiz de aslında eline bayrağı almış. 19 Mayıs Atatürk'ü anmayı kutluyor. O, o ayrı bir çelişki zaten. Yani e, Atatürkçülük adı altında bu kızımıza, bu kızımız gibi, bu kıyafete yıllarca savaş açıldı, zulümler yapıldı, hakları gasp edildi. Ama hani bu kızımızın çelişkisi ayrı. Yani kendisinin e, Kıyafetine ve değerlerine savaşan bir partiyle görüntü vermesi ayrı bir şey. Hadi iyi, iyi, o yine büyüklük yapmış, olgunluk göstermiş gencimiz bu fotoğraf karesine girmiş ama Engin Altay'ın yüz ifadesi hala hala biraz daha evet burada biraz daha yakından gösterirlerse siz daha biraz daha göreceksiniz sevgili izleyenler ee, hala başörtüsünü, değerleri sindiremediklerini. E, Eğreti durduğunu nasıl anlıyorsunuz? Hiç anlatmaya gerek yok diyor. Var da öyle bir reklam değil mi? Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada işte. Görüyorsunuz şeklinde. Hakikaten de öyle bir manzara. Engin Altay kusura bakmasın. Asla bu sadece Engin Altay duruşu değil sevgili izleyenler. Bu e, CHP'nin klasik duruşu ve bu seçime kadar, seçime kadar bunlara katlanmak yani başörtülüye e, mütedeyyin insana. E, katlan katlanmak zorunda hissiyatının yansıması bu. Yani seçime kadar da katlanacağız yansıması. Onun için başörtülü veya değerlerine bağlı başı başı açık da olabilir değerlerine bağlı kardeşlerimiz, vatandaşlarımız çok var. ayrımcılık bu konuda biz yapamayız zaten. Yapmamız çok çirkin olur. Böyle bir ayrımcılık asla yapmıyoruz. O ayrımcılığı zaten bu fotoğrafta onlar yaptığı için bunları söylüyorum. Dolayısıyla bu ülkenin tarihine, medeniyetine, inancına, geleneklerine bağlı her vatandaşımızın bu kareyi iyi tahlil etmesi gerekiyor. Bu bir CHP'nin başörtüsüne ve geleneklere, inançlara bakışının fotoğrafıdır. Ve düşünün gençlerin sözü ona mutlu günü değil mi? Gençlik Gençlik Bayramı deniyor. 19 Mayıs'a o bayram günü çocuklar mutlu, gençler mutlu, Engin Altayın suratı asık kendisinin genç olmadığından dolayı değil. Önünde başörtülü bir genç olduğu için surat asık. Aynı dediğim gibi platformdaki diğer fotoğraf karesindeki isimlerin hepsi yüzü gülüyor. Gülücükler dağıtıyor. Eh Engin Altay gerçekten talihsizlik olmuş. Yani ne diyelim ki sen mi o karede yabancısın, o kızımız mı yabancı eğreti duruyor. Bunu da tabii izleyicinin takdirine bırakıyorum. Ben açıkçası her zaman dindar ve mütedeyyin vatandaşlarımızın, ee, gerçekten bir duruşu olması gerektiğini e, düşünenlerdenim. Yani bir tarihsel şuur, şuuru olması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani bize bunlar yapılmış yapılmış ama unutalım canım layla lay, hayır öyle değil. Bir tarih şuuru olması gerekiyor. Yani az çektirilmedi bu ülkenin insanına. Bu tarz kıyafeti olan kızlarımız bu ülkede e, sakıncalı ve tehdit görüldü. Okullarından atıldı, işlerinden atıldı sorgusu sualsiz. İmam Hatip mezunları okullarına gidemedi. Gerici yobaz dendi. PKK'dan bile tehlikeli görüldü CHP anlayışı ve bu sistemin kurucuları tarafından. Dolayısıyla biz hiçbir şey olmamış gibi bunları hatırlamadan onlarla aynı kareye mutluluk pozu vermemizi de ben açıkçası sindiremiyorum. Yani bu açık ve net. Onu söyleyeyim. Yani bir değerlerine bağlı birinin inançlarına bağlı birinin e, CHP zihniyetini ve bu sistemi kuranları sevmesini bilmiyorum bir Yahudinin Hitler'i sevmesi gibi biraz görüyorum. Yani bu Belki size abartılı gelebilir ama ben biraz bu konuda tarih şuurumuzun arka planı, yani hafızamızın diri tutulması gerektiğini kin gütmeyebilirsiniz, düşmanlık beslemeyebilirsiniz. Ama senin değerlerine savaş açmış bir hareketle aynı kareye girip gülücük atmakta benim e, yadırgadığım bir şey onu anlatmaya çalıştım. Şimdi devam edelim.